Bizans döneminde de Osmanlı döneminde de İstanbul'un yeri hep başka. Esra Gezginci İstanbul'u karış karış geziyor, bu görkemli yapıların esrarengiz tarihinin izini sürüyor. Her vaxtınız xeyir, Asan Radyo qulağı asırsız, sizinle mənəm Emin Musavi, qonağımız var. Esra Gezginci Türkiye'den gelip, hoş gelmişsiniz. Hoş gördüm. Esra hakkında ben kısa məlumat vereyim. Esra Hanım bizim həmkarımızdır, yani aparıcıdır, sunucudur. Eyni zamanda öz productionunda Esrarengiz İstanbul verişini hazırlayır tam olarak ve Türkiye'nin en popüler telekanallarından biri olan NTV kanalında təqdim edir. Doğrudur mu? Doğrudur. Tabii ki biz birbirimizi başa düşürük, ama xüsusi olarak özel Azerbaycan sözlerini de öğrenir, düzdür mü? Evet evet. Hansı sözler? Böyle... Kitapçası da yanında. Kitabım da yanımda. En çok yadda kalan sözler, öğrendiğin sözler hansılardır, bakabilirsin. Geldiğim günden beri öğrenmeye çalışıyorum ve konuşmaya da çalışıyorum. Hı-hı. En çok beli beliyi kullanıyorum. Yaşı. Yaşı. Necesen. Necesen. Salam. Necesen sözünü eşitmemiştim bugüne kadar. Yani burada, nasılsın? Burada daha burada, çok kullanıyorum. Burada daha çok. Evet, evet. Yani bizde öyle de söylenmediği için burada aslında çok var. Çok var. Burada hepsini yazdım ben. Külekler şehri. Külekler şehri. Bak çok, ben çok doğru. Değişik. Azerbaycan'a ilk seferindi. İlk sefer. Mənə elə gəlirdi ki, Azerbaycan'da yaşayan bütün insanlar Türkiye'de olub, Türkiye'de olanlar da artık Azerbaycan'da olublar. Sən demə, ekskluziv olarak bizim belə bir qonağımız var ki, o ilk dəfə Azerbaycan'a gəlir. Və ən çox nəyi bəyəndin, nəyi sevdin, nə yadda qaldı? Buranın güzelliğini hep biliyordum, ama görmek çok ayrı bir şey. Bakü'ye geldiğimde inanamadım bu kadar güzel bir şehir. Her şey çok düzenli. İnsanlar zaten olağanüstü. Şehir de çok güzel olmuş. Çok sevdim. Hem tarihi yapıları çok fazla. O da çok güzel. Şuşa'ya gittiğimde de inanamadım. Yani o Zafer Yolu'ndan geçerken o kadar gururlandım ki orada askerlerimizle böyle birazcık sohbet ettim. Onlarla yani onlarla yakın olmak bana huzur verdi. Çok mutlu etti beni. Şuşa'da olmak da böyle hani o zaferi hissettirdi daha çok. Oradaki o tarihi yapıları gördüm. O maalesef yaşanan o katliamdaki o şeyi de hissettim. Çok üzüldüm ama o zafer insanı daha böyle şey yapıyor, mutlu ediyor açıkçası. Bunların hepsini inşallah programda böyle tüm dünyaya duyurabileceğimiz bir şekilde hazırlayıp İnşallah seyircilerimize sunacağız. Esrarengiz İstanbul programı çok şükür NTV'de çok güzel bir şekilde ilerliyor. Türkiye'de ve dünyada aslında seyrediliyor. Çok da sevildi. Tarihi bir program. Tarihi yapıları. Aynı zamanda ekstremal bir programdı. Yani evet, bilinmeyen tarihi de çekebileceği bir program değil. Evet. Özellikleri var. Evet. Ve ilk defa olarak ben başa düşürüm ki Türkiye'den kenarda başka bir ülkenin çekilsen. İlk o da defa. İlk nöbede kardeş ülke Azerbaycan. Kardeş ülkemiz olan. Radyo desteğini, medya desteği olarak tabii, tabii. Asan Radyo kömək edəcək. Ve eminim ki, həmin veriliş çok büyük maraqla kabul olunacak. Esra Gezginci Asan Radyo'da qonağıydı. Hoş gelmişsiniz bir daha. Size uğurlar dileyirəm. Sağ olun. Esrarengiz İstanbul verilişinin aparıcısı, yaradıcısı. Həmin veriliş Türkiye'nin NTV kanalında təqdim olunur. Ve bu dəfə Esrarengiz Azerbaycan buraxılışı olacak. Hazırlıq işleri bitmək üzrədir. Qısa müddətdən sonra Esra xanım qayıdıb Azerbaycanda çəkilişlərinə başlayacak. İnşallah. Sağ olasınız. Uğurlar. Sağ olun. Sağ olun.